Daha önce şurada bir buton görmüştük açık sayfadaki hedefimizi belirlememiz için kelime veya karakter bazında. Bunun bir de proje için olanı var. Şuradan hemen bakalım. Proje hedefleri diye. Burada gördüğünüz gibi tamamen projenin kaç kelime olduğunu 1118 ve bizim hedefimizin ne olduğunu buraya girebiliriz. Belki 4751 kelimelik daha bayağı yolumuz var gördüğünüz gibi. Hedefe çok var. Bu normalde sıfır. Veya buradaki tek oturum için bir hedef belirleyebiliriz. Mesela ben bu oturumda 10 kelime yazarım deyip bunu seçiyorum. Sonra da mesela örnek bakalım buradan ne oluyor? Bu bir olsun. Bu tabi tek sayfayı kapsamadan dolayı diğer taraflarda da yazabiliriz. Bu 6 oldu. Buradan da 7 ve son 10. Evet, burada bitti. Gördüğünüz gibi nasıl bir hedef? 10 kelime çok az bir hedef. Resetliyorum. Bu böyle. Bunun altında bir iki şey daha var. Bunlara bakalım. Burada çok mühim olabilir belki. Proje istatistikleri var. Toplam kaç kelime, kaç karakter, seçili olan da yani seçili olan bu. Kaç kelime, kaç karakter veya sayfa basıldığında kaç sayfa olur. Seçili olandaki hangi dokümanları sayayım. Açıklamaları bunları da ekleyeyim mi gibi seçenekler var. Bunun altındaki bölüm biraz daha keyifli. Sayfa içindeki kelimelerin ne sıklıkla kullanıldığını gösteriyor. Belki aynı kelimeyi çok kullanmak istemiyorsunuzdur. Buradan görebilirsiniz. Burada daha kalabalık bir sayfa açalım. Mesela burada gördüğünüz gibi 20 tane ay kelimesi ayın gösterir mesela. Tabi burada kopyalanmış bir belge var. Veya burada şunları seçelim. Seçili olanların içinde en çok kullanılan kelime yine ayın, yıl, rakamlar. Aa, bu tabii ki yanlış oldu. Şöyle seçmem lazım. Evet. 8 kere ay, 3 kere demir, 3 takımı. Bunun gibi bilgileri buradan öğrenebiliyoruz. Bu pencerede onunla ilgili başka bir seçenek kalmadı. Evet. Bu da böyle bir özellik.